Şimdi de yanımızda son dönemlerin çok sevilen müzik gruplarından Yok Öyle Kararlı Şeyler, bir diğer adıyla YÖKŞ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok iyiyiz. Çok sizler teşekkürler. Nasılsınız? İyi ki geldiniz. Son anda yetiştiniz, öyle söylediler arkadaşlarımız. Doğru, evet. Ucu ucunda olsa yetiştik. Çok iyi. Bizim için çok önemliydi burada olmak. Hem günün, programın, yayının amacıyla ilgili. Çok teşekkürler. Hem de muhabbetinize dahil olmak çok istedik. Çok iyi ettiniz, sağ olun. Nasıl gidiyor bu aralar? Biz şu an yoğun bir şekilde yeni şarkı üretimiyle uğraşıyoruz. Biraz sakin bir sonbahar dönemi geçiriyoruz. Fakat yine konserlerimiz var. Ama hedefimiz 2020'nin ilk aylarına bu zamanlar hazırladığımız yeni güzel şarkıları insanlarla paylaşmak, dinleyenlerle paylaşmak. Şubat ayında, Mart ayında yeni şarkılar paylaşıyorsunuz. Evet, o dönemleri hedefliyoruz açıkçası. En son albüm ne zaman çıkmıştı? Bizim 2017'de çıktı albümümüz. Sonra iki single daha paylaştık. En son single'ımız çıkalı bir yıl olmadı. Şubat'ta bir yılı dolduracak. Tam sanırım birinci seneyi devriyesinde yeni şarkılarımızı paylaşmış oluruz diye planlıyoruz. Siz ilk çıktığınız zamanlar şöyle bir şey geliyordu hep. Bir furya var abi, acayip isimli gruplar falan. Hatta en son az önce de bahsettim, BKM Mutfak'ta da onun kafasını yaptılar yani. Yazdılar işte, neydi? Temkinli Rockfest, Zeytinli'yi Temkinli Rockfest yapmışlar ve ardından da işte Son Tefeci Bisiklet filan hepsini yazmışlar. Çok da değişik olmuş. O dönemlerden sizden sonra bir sürü grup çıktı öyle. Doğru. Aşağı yukarı aynı müziği yapmaya gayret eden, ondan sonra kimisinin aynı müziği yapan gruplar çıktı. Siz üretim yapmakta acaba biraz geç kaldınız mı bu konuda? 3 sene geçti çünkü işte. Evet, eskisi gibi albümler arasındaki 2 yıl, 3 gibi zamanlar bugünün tüketim hızıyla bence çok uzun. Katılıyorum o konuda. Biraz geç kalma değil de arayı uzattık diyelim. Çünkü ben şeye inanıyorum, yani yeniden güçlü bir şarkı yaparsanız o aradaki mesafe aynen kapanıyor. Kaldığınız yerden iyi bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Açıkçası birazcık gerçekten hissettiğimiz bir şey yapmak için bekliyoruz. Yoksa elimizdeki taslakları bu akşam da paylaşabiliriz, bunu tercih edebilirdik. Fakat hakikaten arkasınız durabileceğimiz, uzun yıllarca çünkü o şarkılarla anılıyor aynen gruplar. Öyle. Orada yapacağınız bir acele karar ya da aceleye gelmiş bir söz belki. Sizin yıllarca onu sahnede söylemeniz anlamına geliyor. Ben gerçekten arkasını duracağım şeyleri söylemek istiyorum. Biraz hem biz olgunlaşalım hem de yaptığımız iş olgunlaşsın diye Nadas'a bıraktık da denilebilir aslında. O da güzel. Öyle bir yarış başladı ki orada, o yüzden soruyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Orada öyle bir yarış başladı ki, ben şimdi festival için isim yazarken falan, birilerini araştırırken tabii sürekli yeni bir sürü isimle ve kitle sağlamış da bazı isimlerle karşılaşıyorum. Doğru, evet. Benim ilk bildiğim gruplar arasında işte Yok Öyle Kararlı Şeyler, Son Feci Bisiklet, Yüz Yüzeyken Konuşuruz. Bu, doğru. Değil mi? Üçü vardı ilk, yani. İlk öyle üçlü bir ekip olarak biz gerçekten birlikteydik İstanbul'da. Büyük Ev Abluka'daydı sayabiliriz. Evet. İlk hatta önce olarak onları sayalım bence. Ama şöyle doğru, önce olarak ama onlar çok fazla konser vermiyorlardı sizin kadar. Siz bayağı konser verdiniz. Evet. O dönem. Yani. Evet. Onlar öyle çok konser verdiğimi hatırlamıyorum. O zaman Bartu'nun sanırım birazcık daha gizli kalma bir böyle kahraman idol hareketi vardı. Kendini, kimliğini gizli tutuyordu. Nickname'ler kullanıyorlardı. Son bir yıldır ama son iki yıldır hatta tam aksini uyguluyorlar. Çok göz önündeler ve çok konser veriyorlar. Ben onların o işte saklı kaldıkları dönemde keşfetmenin heyecanını hala hatırlıyorum. Yani o zaman gerçekten çok küçük bir komite biliyordu onların şarkılarını ve onun tadını aldıktan sonra biz de kendi kitlemizi bu şekilde kazanmaya baktık açıkçası. Evet. Peki, geçtiğimiz dönem içerisinde çok konser verdiniz. İllerde de dolaştınız, aynen, festivallerde de yer aldınız. İrili ufaklı, bizimkilerde de, başka yerlerde de yer aldınız. Festival ruhu ve festival seyircisiyle direkt gidip bir performans merkezinde çaldığınız seyirci arasında sizce ne fark var? Artı eksisi? Bunu söyleyebilir misiniz? Festival biraz daha böyle bir
bir sürü isimle beraber çalmak bir kere bir müzisyen için çok keyifli. Yani hani hem tanışmak adına hem de festivalle sadece çalmıyorsunuz, çok güzel müzik de dinliyorsunuz aslında. O yüzden müzisyen açısından bence çok doyurucu ve öğretici bir etkinlik festival. Bir de tabii festivale gelen kitle, normalde sizin konserlerinize gelen kitlenin dışında da bir sürü insan grubu barındırdığı için hem müziğinizi tanıtmak adına hem de o insanlarla iletişim kurmak adına bence çok daha keyifli ve çok daha dolu dolu geçiyor. Çok daha eğlenceli geçiyor şahsen. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum seni ama. Evet. En çok gerçekten kendi seyircinin dışındaki festivalin kadrosuna çalma, oradaki insanlara şarkılarını çalma olayı bence de en güzel tarafı. Yani festivalde çalmanın kötü bir tarafı olduğunu düşünmüyorum bu arada. Bir de festival ruhu diye bir şey var ki o da zaten hani ben de 15-16 yaşından beri belki festivallere giden bir insan olarak o ruhun içinde müzisyen olarak barınmak ekstra bir keyif veriyor tabii ki. Festivalde çalmak da bir mekanda çalmak bana göre kendi adıma konuşuyorum. Bir ev partisinde çift telli oynamak da birinde çift telli oynamak arasındaki fark gibi. Birinde görücü çıkabilir. Evet. Başka işlere mutlaka çağrılabilirsiniz. O listede olduğunuz için. Oradan illa görücü çıkıyor. Ki bizim festivallerde bu çok oluyor. Sonradan bir bakıyorsun o gidiyor, biri gidiyor falan filan bir şeyler oluyor. Diğerinde ise kendi kitlenize çaldığınız için in-house bir şey gibi oluyor. Evet, doğru. Kapalı oluyor. Bir de hakikaten senin söylediğin gibi şimdi bir line-up yapılıyor. İşte orada Duman var, Şebnem Ferah var, ondan sonra Deniz Tekin var, Yökş var, işte sallıyorum Moğollar var filan. Şimdi orada Yökş dinleyen kitleye Şebnem de çalıyor. Şebnem'in kitlesine Yökş de çalıyor. Evet. Ondan sonra ya hep herkes birbirinin kitlesine de çalıp orada ilk kez orada grup keşfedip aynen, onu yıllarca dinleyenler biliyorum. Kesinlikle. Var yani. Bunun böyle bir olumlu pozitif etkisi var. Bir de o silsilede o yaz görülenler hakikaten o işte görücüler var ya böyle onlar tarafından alınıp sonra abi biz size şöyle yapalım böyle yapalım diye hem turne yapılıp hem de başka festivallerle ilgili tekliflerde bulunabiliyor. Ya öyle kariyer değil adına da çok iyi bir mihenk taşı aslında tabii, festivaller kesinlikle. Tabii, yani haklısınız. Bir telefonumuz var. Suude Çetinkaya. Suudi Yalçınkaya, pardon Çetinkaya diyorum. Alo. Alo. Suudi. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Yayındayız şu an, 24 saatlik bir canlı yayınımız var. Evet. Ve o canlı yayının artık sonlarına gelmenin kıvancı ve mutluluğu içerisindeyiz. Aynı zamanda bu yayın saati boyunca ne kadar doğru bir iş yaptığımızı yayının sonlarına doğru idrak edebildik. Ondan dolayı da mutluyuz ayrıca. Evet, kesinlikle. Ben de yaptığınız işi çok takdir ediyorum. Böyle bir işe giriştiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Nereden arıyorsun bizi? Ben Çankaya Üniversitesi öğrencisiyim. Çankaya Üniversitesi öğrencisisin. Bir evet. Topluluğa falan üye misin? Evet, müzik topluluğunda yönetim kurulundayım. Harika. Müzik topluluğu olarak neler yapıyorsunuz? Sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri yapıyor musunuz? Şöyle müzik topluluğu olarak daha çok müziğe yönelik insanları ve okuldaki bireyleri kaynaştırmak için. Kaynaştırmak için belirli etkinlikler düzenliyoruz. Konserlere ücretsiz biletler olsun ve benzeri etkinliklere yapmaya çalışıyoruz. Kendiniz yapıyor musunuz etkinlik? Okulda bazı günler, cuma günleri, belirli yerlerde ufak tefek akustik konserler ve benzeri şeyler konusunda çalışmalarımız var. Tamam. Bu konuda milyon performans her zaman öğrenci arkadaşlarımızın hizmetinde, onu da arkadaşlarımız söylemişlerdir mutlaka diye düşünüyorum. Evet, evet. Zaten konserlerimize de davet ediyoruz sizi, öyle biliyorum. Evet, daha çok sizden destek aldığınızı ben de biliyorum. Tekrar bunun için de çok teşekkür ederim. Evet, rica ederim. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Evet, iyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Yok, şey söylemek istediğim bir şey var mı? Onu sormadım. Ya ben aslında otizmle ilgili bir şeyler konuşmak da sizinle istiyordum. Hani tabii ki. Üstüme düşen, tabii ki üstüme düşen, üstümüze, her bireyin üstüne düşen şeyler hakkında.
Hani yine 24 saat boyunca eminim konuşmuşsunuzdur bu konu hakkında. Hani bu konu hakkında söylemek istediğim birkaç şey var benim de. Evet, dinliyoruz seni. Ya otizmli bireylerin bunun bir hastalık olmadığı, bunun bir rahatsızlık olduğu ve bunun hepimiz tarafından anlaşılması gereken bir farklılık olduğunu belirtmek istiyorum öncelikle. Her insan farklıdır. Siz, ben ve oraya oturmuş bir sürü konuk, gerek ilgi alanları, gerek davranış biçimleri olarak her insan çok farklıdır. Ancak bu bireylerin farklılığı biraz daha göz önüne geliyor. Çünkü bu insanlar dünyayı bizim gördüğümüz şekilde algılamıyorlar. Sebebi hala bilinmemekle birlikte beyinde gelişen bazı nöro gelişimsel sıkıntılar nedeniyle bu insanların görüşü, bu insanların ışığı, sesleri algılayışı bizlerden çok daha farklı. Ve bu insanların da hayatlarını idame ettirebilmek için ailelerin de aynı şekilde bizlere düşen, bütün dünyadaki bireylere düşen sorumluluklar bu insanları daha iyi anlamak istemek başta ve bu insanların yanında olmaktır. Bu konuya dikkat çekmek istemiştim. Bunun için bizlere de bir fırsat verdiğiniz için de çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Çok teşekkürler bizi aradığın ve otizmle ilgili düşüncelerini de söylediğin için. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, sizden de görüşlerinizi alalım yeri gelmişken. Otizmle farkındalıkla alakalı ve otizmle alakalı ve insan olmakla alakalı. Evet. Az önce Cahit abinin söylediği gibi vicdan sahibi olmakla alakalı. Kesinlikle. Buraya gelme sebeplerimizden biri zaten bizim de bunu görev bilinciyle kabul edip burada şahsen bulunmaya... Hı-hı. ve bir şeyler söylemek için katılmaya gelmekti. Bunun kesinlikle bir hastalık değil, bir farklılık olduğunu ve son haftalarda çıkan böyle çirkin haberleri hepimiz görüyoruz. Ayrımcı bir sosyal baskı oluşuyor maalesef otizmli bireylerle ilgili. Okullarda özellikle, aileler tarafından. Bu konuda ben anlayış bekliyorum insanlardan. Bunun kesinlikle bir farklılık olduğunu kabul edip o insanların da toplumda yerlerinin hak ettiği yeri görmesini, bulmasını bekliyorum evet. ben açıkçası. Bir de yani muhtemelen toplum içinde bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi kategorize edilmektir diye düşünüyorum. Bu gibi farklılıklar, rahatsızlık demek daha iyi istemiyorum ben buna. Bu gibi farklılıkların toplumun algılayıp bu insanları kategorize etmeden normal sosyal hayat içinde yardımcı olarak aslında topluma kazandırması ve bu şekilde normal bir hayat, hepimizin yaşadığı gibi güzel bir hayat yaşamalarına ön ayak olması lazım insanların bilinçlenerek. Bunları da sizin yaptığınız gibi bu tarz projelerle toplumun aslında aklına biraz sokabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden size YÖKŞ adına ayrıca teşekkür ederiz. Böyle güzel bir proje yaptığınız için. Biz YÖKŞ'e teşekkür ederiz ki bugün burada. Çok sağ olun. Ne demek efendim. Peki, bir telefonumuz var, onu alalım isterseniz. Alo. Alo. Evet, arkadaşlar ses gene böyle çatlak geliyor. Biraz böyle bas vermemiz lazım o sesi. Çok böyle pırt diye geliyor ses. Bir saniyenizi rica edeceğim, arkadaşlarımız ayar yapsınlar. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar Umut abicim. Kimle görüşüyoruz? Sami Aral ben abi. Oo, Sami baba, Kayseri. Eyvallah abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum abi, sen nasılsın? Allah razı olsun. 20... Abi daha halen dinç duruyorsun sabahtan beri. Allah'a şükür olsun. Biliyorsun festivallerde de biz uyumadan 24 saati geçiriyoruz yani. Aynen öyle abi. 36'ya gittiğimiz oluyor. Aynen öyle abi. Ondan dayanıklıyız. Dayanıklıyız biliyorsun. Sen nasılsın, iyi misin? Kayseri'desin. Teşekkür ediyorum. Abi Kayseri iyi, selam var. Ailece selam söylüyorum. Çok selam söyle bütün aileye. Benden selamlar, sevgiler. Organizasyona başvurduğun için çok teşekkür ediyoruz abi biz de. Otizm hastalık değildir, farkındalıktır. Evet. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Evet, hastanelerde de görev yapmış biri olarak sen orada görüyorsun canlı şahitleri. Aynen öyle abi, aynen o şekilde. Harika. Sami Aral bizim Milyon Festler'de de...
bodyguardlık yapan bir arkadaşımız. Mi? Çok selam olsun. Selamlar olsun. Doruk Güvenlik'ten reklama girdi ama şimdi neyse Cemil Bey'den tahsil ederiz. Durumada da çok teşekkür ediyoruz abi katıldıklar için. Onlara da selamlar. Çok eyvallah, sağ olasın. Eyvallah. Bak yönetmen ses etme demese bu hep yanımda. Ses etme diyor. Bu Sami'den. Sami'den o kişi aldı. Oo, ben de ondan aldım. Evet. Abi her zaman. Çok teşekkürler Sami'cim. İnşallah. Abicim, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Herkese çok selamlar evdekilere. İyi akşamlar. Aleykümselam abi. Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Evet, bir şarkı alalım mı? Güzel bir şarkı. Tabii ki. Dinleyelim isteriz. En son paylaştığımız Ben Bana isimli şarkıyı çalmak istiyorum. Ben Bana. Süper olur. Harika. Hata yaptım, yine duşa girdim dedin abi. Hayır. Bir düşün altını. Bir düşün altını. Evet. Bir düşün altını. Orayı bir düşün altını. Evet. Ya düş düşün kurmak altını. Aslında düşlemekle ilgili ama orayı... Orada acaba cenabeti mi tarif etmeye çalışıyorsunuz? Abi bunu kaydederken ses mühendisi arkadaşımızla dalga geçmişti. Duşun altına girmek diyorsun burada, dikkat ya et abi. Falan. Öyle duyuldu. Bir hata yaptım, bir duşun altına girdim. Oğlum cenabeti mi tarif. Yok, duşa girmekle ilgili bir hata söz konusu değil. Kendime güldüm şimdi. Evet, hep böyle abi. Şarkılar gündelik hayatla alakalı ve edebi sözlerden biraz uzak, gündeliği daha çok anlatan. Doğru mu? Yeni albüm de mi öyle? Aslında evet. Yani biraz kendiyle çelişen bir karakterin sözleri bunlar. Biraz başkalarının, yani başkasının ağzından, başkasının kaleminden yapmak yerine İnsan kendi kelimeleriyle anlatınca daha hakiki olduğunu düşünüyorum. O yüzden evet, benim gündelik hayatta kullandığım kelimelerle ya da okuyup etkilendiğim sözlerle ilgili birazcık yazdıklarım. Çok okur musun? Evet, sık sık okurum. Yani haftada bir kitap bitirmeye özen gösteriyorum genelde. Hadi ya diyorum yani. Ya bazen mümkün olmuyor. Tabii çok yoğun çalışıyorsun, başka işler oluyor ama özen gösteriyorum. En kötü iki haftada bir kitap okurum. Çok iyi.
Sen abi okuyor musun? Ben abi çok daha minimum benim erdeme göre yani. Benim böyle yılda birkaç falandır en fazla yani. Daha bazen insanın böyle canı erik ister gibi kitap okumak istiyor abi. Evet, bazen çok oluyor. Bazen de tam aksine almıyor kafa yani yoğunluktan dolayı. Aynı sayfayı 10 kere okuyorsun. Aynen öyle. Öyle durumlarda ben bırakmayı direkt bırakıyorum mesela. Ben çünkü... öyle bir durum oldu. Bıraktım bir 5-6 senedir okuyorum. Zor bir bırakış. Almıyor kafa abi oradan oraya o line up. Almayınca zorlamanın bir anlamı yok gerçekten. Tırlar gitti mi oradan bilmem ne. Yani şeyin de hiçbir an 30 sayfa okuyup hiçbir şey anlamıyorsun bazen. Hakikaten evet, bir abi. Anlamı da olmuyor. Yani zorlamamak tepeden bakamayınca lazım. Kitaba, aynen. Hani okuduğunu böyle diye tepeden bakamayınca, öyle bir okuyuş var çünkü benim. Böyle tek tek bakıp, böyle tepeden bakıp onu sırayla okuyup hafızaya kadar, esas tepeden bakan göz gibi bir, 50. sayfaya geldiğinde bir şey anlıyorsun ya, ben öyleyim yani. Onu yapamadığım an zaten onu okumuyorum yani. Evet. Ben de not olarak okumayı çok seviyorum. Hatırlamayı daha kalıcı kılıyor. Mutlaka böyle sevdiğim bir paragraf olursa, söz olursa, onun altını çiziyorum, telefona not alıyorum. Çünkü bambaşka bir yerde çok işe yarayabiliyor onlar. Evet, doğru söylüyorsun. Bazen çünkü işte o şarkı yapılış şekillerle alakalı bir video izlemiştim. Sende nasıl bilmiyorum ama kimisi diyor ki bende önce nakarat geliyor diyor. Ben o nakaratın hikayesini döşüyorum diyor. Evet. Kimisi diyor ki ben elime alıyorum, hepsi birden geliyor diyor vay gibi. Kimisi diyor ki ben müziği yapıyorum, sonra oturuyorum sözlerini yazıyorum diyor. Evet. Sen de nasıl ben giydin? Üçüncü gibi birazcık yapıyorum. Aslında çok farklı üsluplarda deniyorum şimdi kendimi. Mesela son çaldığım şarkı benim ilk defa önce sözlerini yazıp sonra müzik bulduğum bir şarkıydı. Ama genel üslubum benim bir döngü bulup, bu nakarat ya da verse döngüsü olabilir. Oraya o not aldığım sözler diyordum ya, kendi yazdıklarım ve etkilendiğim sözlerle ilgili onun üstüne döşemek aslında benim de yaptığım. Müziğin üzerine söz yazmak en zoru benim bildiğim kadarıyla. Ben yapamıyorum. Şu açıdan çok zor abi. Çok kırpıyorsun maalesef. Oraya ritme uysun, ölçüye uysun diye. Oturtmaya kesinlikle zor bir yöntem. Biraz bazen ters. Saçma bir lafı oraya koymak zorunda kalıyorsun. Aynen öyle. Yani hani aynen bulana öyle. Kadar da aklı karayı seçiyorsun. Kesinlikle. Yani. Sırf bazen bir cümle için aylarca rafa kalktığı oluyor şarkının. Tabii. Evet. Telefonumuz var mı arkadaşlar? Ne demek hayır ya? Sevgili arkadaşlar 0212 270 çift 080 no'lu telefondan Anıl'ı arayın, o beni bağlar. Aşağıda bekliyoruz biz. Evet, sizleri sevgili arkadaşlar. Evet, yayınımızın sonlarına doğru geliyoruz. Az sonra Flört de bizlerle beraber olacak. Ve yayınımızı yavaş yavaş sonlandıracağız. Siz de bu yayına emeği geçenlerdensiniz. Yayın sonunu hep beraber kapatalım isteriz. Siz de ekran başına geçin. Bu yayının sonunu hep beraber kapatalım istiyoruz. Bizi dün akşam bu saatlerde izlemeye başlayanlar yine bu saatlerde ekran başına geçsinler. Ve 24 saatlik yayınımızı hep beraber kapatalım istiyoruz. Buradan bir kez daha duyurmuş olalım. Telefonlarımız gelmeye başladı galiba. Bir telefon alalım istiyorum. Ondan sonra sohbetimize devam edelim istiyorum. Arkadaşlarımız ayarlarlarsa. Şarkımız var mı daha? Arzu ederseniz tamam, tabii süper, var. Harika. Telefonumuzu aldıktan sonra bir şarkı alabiliriz beraber. Tamam, hattımız düşmüş. Bir şarkı daha alabiliriz ardından telefonumuz olmazsa. Hangi şarkı vereceğiz? Acelesi yok. Acelesi yok. Tamam. Say hey. Söyle gayrı
kaç zaman geçti görüşemedim. 40 yılda bir gibi söz verip denk gelmedik, sevişmedik. 40 yılda bir gibi acelesi yok ama. Geçiyor zaman, bekleme bir şey uğruna bir şeyleri iteklemek. Sonsuzluk burnumun dibinde ama ben hazır mıyım daha bilemedim. Şimdi bir yerlerde sen kendinlesin, belki beni henüz hiç özlemedin. Bense çıkaramam. Söyle kaç zaman geçti görüşemedik. 40 yılda bir gibi söz verip denk gelmedik, sevişmedik. 40 yılda bir gibi acelesi yok. Sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki, 2020 yılında siz yurt dışındaki festivallerde çaldınız mı daha önce hiç? Evet, Budapeşte'de Ziget Festivali'nde çaldım. Ziget'te 2015 çaldım. Yılında. 2015'te bir de. Evet, doğru. Peki, ondan sonra için bir yurt dışı hedefiniz oldu mu hiç? Bireysel olarak oldu. Çok gidip geldik ama grupça Ziget'ten sonra yurt dışı tecrübemiz olmadı. Ya Ziget böyle bir götürüyor. Ondan sonra devamını getirmiyor sanki. Nankör bir festival diyebilir miyiz? Yani her sene evet buradan bir umut vaat eden gelecekte çok daha iyi olacak bir grup götürüyor ama ondan sonra devamı gelmiyor. Yani line-up'lar aslında her yıl güncelleniyor. Zaten orada yabancı gruplara yer verdikleri European Stage diye bir sahne var. Dolayısıyla oraya da her yıl Türkiye'den bir tane farklı grup gitmeye başladı son 5 yılda, 4 yılda. Dolayısıyla bizim bize tekrar gelmesi hesaplarıma göre 92 yıl sonra olacak, o yüzden başka festivallerde şansımızı denemeliyiz. Abi biz de gidelim yurt dışında kendi festivalimizi yapalım. Bence de. Milyon İngilizce'ye de giden bir isim ya. İngilizcesi de var. Million. Million Fest. Million. Kön. Olabilir bu arada. Neden olmasın? Yani yapalım abi. Bir de tam Türk vatandaşlarımız da gelsin de oradakiler de gelip yabancı, izlesinler. Esas yabancılar yabancı da gelsin izlesinler. Biz de onları alternatif sahnede çıkartalım. Mesela. Zaten Ziget'te biz çaldığımız zaman da orada yaşayan bir sürü Türk dinleyici gelmişti hakikaten. Yabancı da gelmişti. Yabancı da gelmişti. Türk de gelmişti. Biz de onların küçüklerini çıkartalım. Onlar da küçük sahnede çalsınlar yani. Vallahi ne güzel olur. Aslında buradaki Milyon Festleri de yabancı gruplar geliyordu. Biz de European Stage yapalım bir tane. Orada çalsınlar. Turkish Stage yapalım bir tane. Orada da biz çalalım. Mesela Another Sky diye bir grup getirmiştiniz abi, hatırlıyorum. Biz bayıldık. Aynen. Dört, o yağmuru hatırlarsın. Ya. Orada en önde izledik biz o grubu. Hatırlar mısın kelimem, unutur muyum ben? O yağmur beni mahvetti yani. Biz o grubu orada keşfettik. Ve sonra dinleyicisi olduk mesela. Evet. Bir telefonumuz var galiba. Alo. Alo. Yok. Bir şeyler yazdı Anıl, o yüzden. Tamam, telefon almayalım. Zaten yavaş yavaş toparlayacağız. Bir şarkı daha belki eğer isterlerse yokuştan alırız. Biz o sene İstanbul'da hani büyük bir şey olsun, yabancılar da olsun diye hakikaten yabancı gruplar getirdik.
Ve aralarda hani headline'de getirmedik ama aralarda çalacak gruplar, güzel gruplar geldi. Ama o sene abi gök yıkıldı, yer yarıldı, fırtınalar, mırtınalar falan filan. Böyle bir doğaüstü bir şey oldu yani. Evet, gerçekten çok Karadeniz şiddetli bir yağıştı o ya. Yani sahne böyle duruyor, her taraf korunaklı, vuuu diye dönerek içeri doğru giriyor yani yağmur, öyle yani. Buna rağmen festivali yaptık dedik. Gemi yan yatmıştı. Gemi yan yatmıştı. Hadi ya. Gemicik. Vay be. Acayip. O kadar büyük. Ucuz atlatmışız o zaman hep beraber. Harbiden öyleydi yani. Ya sahnelerim falan yıkılmadığına ben dua ediyorum yani. O kadar. Çok ciddi bir zarar oldu mu peki sizin için? Olmaz mı? Yani bugünün şartlarında 1,5 milyon liraya yakın zararı oldu. Ciddi olan ama sadece yağmur sebep oldu buna. Sadece yağmur şuna sebep oluyor. Bir kere bilet satamıyorsun. Evet. Potansiyel mevcut biletleri kaybediyorsun, hiçbiri gelmiyor. Yiyecek içecek satamıyorsun. Doğru. Ama grupların parasını ödüyorsun. Basiretli tacir öyle yapar. Tabii. Yok ben yatmayan yattı da, ıslandı da, öyle oldu da, yağmur yağdı, şimşek çaktı, gök gürledi falan demedik. Evet abi. Yan çizmedik, işte siz çıkmayın demedik. Çıkamayana dedik ki sen şimdi çıkamadın, yarın çık. Gene olsun falan dedik. Yani biz orada tamamen milyon yapım olarak basiretli tüccarı tam anlamıyla gerçekleştirdik. Bundan da mutsuz değiliz yani. Zarar edebiliriz ama itibar her şeyden önemli. Biz bir şeyi yapıyoruz diyorsak onun sonuna kadar arkasında durmayı seviyoruz yani. Evet. Profesyonel bir tavır kesinlikle. İyi ki öyle yapmışsın. Olması gerekiyor. Yani dürüstlük onu gerektiriyor. Söz veriyorsan onu yapacaksın abi ya da söz vermeyeceksin. Ama karşı taraftan da böyle bir şey açıkçası gelmedi. Yani ya Umut kardeş, kabul etmezdik böyle bir şeyi de. Umut kardeş ya çok zarar ettin, şöyle oldu böyle oldu, bak millet kaçtı şöyle oldu falan diyen bir kişi de çıkmadı biliyor musun? Bir kişi bile çıkmadı. Yani burada yağmur yağdı, sel oldu, bak çocuklar tuvalette yatıyorlar, işte sahne yıkıldı, o adamın ledleri parçalandı ya. Kardeşim oldu be, bu da böyle olsun, 15 tane iş yaptık diyen bir kişi de çıkmadı. Ben de onu yadırgamıyorum. Herkes kuralına göre oynar. Bir telefonumuz var. Alo. Alo Umut'um. Çelik ben. Çelik abi. Yayını bitirebildim mi diye check ediyorum şimdi. Check, check. Kontrol. Çelik abi sesini biraz açar mısınız? Canım benim iyi yayınlar olsun. Artık anladığım kadarıyla yayının sonuna geldin. Dinlenmeyi de hak ettin. Yoğunda bir, ben televizyon seyredemiyorum şu anda, dışarıdan arıyorum seni, dışarıda bir yerdeyim, telefonla arıyorum, o yüzden yayında kim var bilmiyorum, kim varsa saygılar, sevgiler. Yok zaten. Öyle kararlı şeyler grubu var abi. Selamlar abi. Selamlar. Selamlar. Yok, yok öyle kararlı şeyler. Evet. Doğru. Harika, bayılıyorum bu isimlere. Tek seferde söylediğiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar, estağfurullah canım benim. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin hepinize. Çok Umut'um, ben seni tebrik etmek için aradım. Ben de birazcık katıldım ama ben tabii çok uzun duramadım. Birazcık mı? Abi çok teşekkür ediyorum. Sen bir saatten fazla katıldın. Çok da teşekkür ediyorum yani. Sağ İşte olsun. Senle karşılaştırınca, yani senle karşılaştırdığımızda birazcık oluyor. Ben niye aradım seni biliyor musun? Tebrik etmek için. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür etmek için. Çok teşekkür ederim. Çünkü her şey metadan ve kazançtan ve değerden ve şöhretten, makam ve mevkilerden ibaret değildir. Kesinlikle. Bir de gönüllerin sultanı diye bir laf vardır. O da hoş bir şeydir. Güzel bir makamdır. Böyle bir, hani birisi tarafından takdir edilmez, takdim de edilmez. Bir ölçüsü, seceresi, belgesi, bilgisi de yoktur. Ama gönül yapmak güzel bir şeydir. Ben çok Türkiye'de yaşayan çok önemli ve bir sorun olan soruna dikkat çektiğin için çok insanın gönlünü kazandığını düşünüyorum. Aileler, evlat sahibi olanlar, düçar olanlar, zor durumda olanlar, yardım bekleyenler mutlaka gönüllerinden teşekkür etmişlerdi diye umuyorum. Ben en azından vatandaş olarak kendim, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 70 milyondan bir kişi olarak teşekkür etmek istedim. Bir yayına bağlanarak bunu yapmak istedim. Çünkü ben birileri bir şey yapsından çok ben kendim ne yapıyorum? Yani ben bu soruna katıldım. En azından televizyona arayarak bir teşekkür ettim. Ya da işte bir katkıda bulundum mu bulunmadım mı kendime bakıyorum önce. Kendime bakmadan kimseye bir şey söylemiyorum. O yüzden sana teşekkür etmek istedim. Dinlenmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Güzelce dinlenirsen yarın akşam milyondaki Kilios'taki işime bekliyorum. Sana
yemek ısmarlayabilirim. Abi çok teşekkür ederim. Çok incesin gerçekten. Hem yayınıma katıldın dün akşam beraberdik. Geç baştan saate kadar. Hem de yayının sonunda da arayıp tebrik etmen sonunda geliyoruz aldı herhalde. Çok teşekkür 8'de 9'da falan bitecek olması lazım. Öyle hatırlıyorum ben. Efendim abi? Sonuna geliyor olması lazım. 8-9 gibi bitiyor galiba, değil mi? 8-30'da başladık. 8-30'da bitireceğiz. 8 diye kararlaştırmıştık ama maç dolayısıyla biraz geç başladık. Son bir saat. 8-30'da bitireceğiz Allah izin verirse. Fıstık fıstık yedin mi? Bu arpej yapın, bu Milyon TV falan seni beslediler mi? Bir şey koydular mı önüne? Yemek yedin mi? İçtin mi? Ben geldiğimde besiliydim abi. Bayağı besili geldim. Ama önümde hakikaten fındık fıstık var yani. Çünkü başka bir şey yiyemiyorum. Yiyemedim yani doğru düzgün. Sağ olsun Kardelen bana kahvaltımı getirdi. Yumurta beyazı yiyorum her sabah. Yumurta beyazını yedim gene. Harika, harika. Onu ihmal etmem. Bunlar için lazım. Canım benim, iyi yayınlar olsun. Orada bulunan değerli sanatçı kardeşlerimize saygılar, sevgiler. Yolları açık olsun. Başarıları yüksek, daim olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Milyon TV'ye ve sana Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan bir soruna ışık tuttuğunuz için ve destek olduğunuz için ben bir Türk vatandaşı, müzisyen, bir emekçi olarak teşekkür etmek için seni aradım. İyi yayınların olsun. Yolun açık olsun. Raf gelsin kardeşim. Varlığın varlığımıza armağandır abi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Baş tacısın. İyi yayınlar. Herkese çok teşekkür ederim. Saygılar. Çelik abi çok ince adamdı. Ne kadar güzel cümleler kurdu. Naif adamdı yani. Gitti. Çelik abi dün akşam buradaydı. Yayını yani saat 10.30 gibi geldi. 11.30 gibi aldık, 12 gibi. Saat 2 gibi falan gitti. Metin, ben, o falan çaldık, söyledik bilmem ne. Bayağı yayında kaldı. Ardından gece geç saatte gitti. Şimdi de sağ olsun. Tebrik yayını, için. Evet, tebrik için aramış. Harika. Çok, gönlümü aldı yani. O çok sever öyle. Kalp kazanmayı, gönül almayı falan çok sever. Hep de onu anlattı zaten burada. Yani bir yol, kalpten kalbe bir yol gider diye Mevlana'nın ve Şems-i Tebrizi'nin şeylerini çok anlatır o. Hı hı. O yüzden teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun. Güzel dostlar biriktirmişsiniz siz de gerçekten. Allah'a şükürler olsun. En çok dikkat ettiğim şey de o zaten. Kimsenin kalbini kırmadan iş yapmaya çalışırız. Kimsenin kalbini kırmadan ayakta durmaya çalışırız. Uzaktan bakan hep bizden nefret eder. Çünkü hep onun olmak istediği ama yapamadığı yerde oluyoruz. O yüzden hep uzaktan bakanın bir nefreti vardır. Yakınımıza gelip de elimizi sıkınca, nasıl bir insan olduğumuzu görünce de o yaptıklarına utanmışlığı çoktur çoğu insanın. Biz her zaman doğru, dürüst ve bildiğimiz yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Hep laf şudur, doğrudur, sen doğrudur, eğri belasını bulur. Ben her zaman doğru durmayı, dürüst olmayı babamdan öğrendim, öyle de devam ediyorum. Çok güzel. Onun için de etrafımda hep değerli insanlar biriktiriyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için siz de gerçekten çok değerlisiniz. İlk günden bu yana hiç unutmuyorum, sen ayağın kırıkken gelip zeytini de çalmıştın. Evet, ben de sizin oradaki yardımınızı hiç unutmayacağım. Estağfurullah. Ben böyle bir şey olursa gelip çalsın, ben sırtımda taşırım onu demiştim. Gerçekten Serkan yaptım. Beni çağırdı telsizde, ben de sırtımda da taşıdım seni. Gerçekten yani. Her öyle zaman yaparım bunu. Hiç sıkıntı yok yani. Ben anlatıyorum sık sık onu konusu geldiğinde. Çok güzel bir anıydı, evet, benim için. Çok kıymetlisiniz çok bizim için. Çok da güzel, güzel bir festivaldi o festival yani. Evet. O zamanlardan sonra yavaş yavaş biraz erozyona uğradı ama o festival hakikaten güzel bir festival. Kesinlikle. Yani. Bir telefonumuz daha varmış. Siz varken alalım onu isterseniz. Alo. 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 İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. Umut abi. Evet. Umut abi, Behlül ben. Behlül? Behlül abi, kafa amiri. Ha, Behlül, ne haber lan? İyiyim abi, sağ olasın. Sen Behlül bizim çocuk ya, kafa amiri. Bizim festivallerdeki kafa amiri. Sağ olsun. Aradığı. Teşekkür ediyorum Behlül aradığın için. Abicim, asıl ben teşekkür ederim gerçekten. Tebrik edecektim ama tebrikten ziyade teşekkür etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Henüz bir hafta kadar önce Aksaray'da olan olayların üstüne, evet, otizmli evet çocukların evet yuvalanması vesaire. Evet. Böyle bir şeyi tüm Türkiye'ye, birazcık da olsan tüm Türkiye'ye yaymış olma, hani farkındalık yaratmış olman gerçekten çok güzel. Birkaç kişi bile olsa onun, önemli bence. Evet, birkaç kişi bile olsa. Ben bugün aslında Instagram'dan ona bakıyordum. Hani belki tüm Türkiye olmayabilir ama
3-5 kişinin bile farkındalığını yarattıysan gerçekten ne mutlu sana diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Etrafımızda bir şey yapabiliyorsak. Ya buraya katılan müzisyen arkadaşlarım, sanatçı dostlarım bile bunun farkındalığını kendi sevenlerine yaysalar, o bile çok büyük bir kazanım diye düşünüyorum. Zaten evet, böyle abi. Başlıyor her şey. Evet, kesinlikle haklısın abi. Sağ ol. Çok orada yok öyle şeyler var sanırım. Yok öyle kararlı şeyler, yok öyle şeyler. Yok öyle bir şey. Oğlum sen kapıda durmaktan sahneyi izlemiyorsun. Abi biz kapıda da yaşıyoruz bu sorunu. Almıyorlar bizi. Abi, yokuş. Anlamıyorsunuz içeri. Yokuş mu? Yok öyle şeyler. Kapıda yokuş mu yapıyorlar? Yok abi öyle bir şey yani. Yok abi öyle bir şey diye grup sizde. Bu güzel bir grup ismi. Peki Behlül'cüğüm çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, kolay gelsin. Yokuş mu yapıyorlar? Alışkınız biz abi. Peki. Çok teşekkürler tekrar. İstersen bir şarkıyla veda edelim. Yani arzu edersen, yoksa direkt veda edebiliriz. Vallahi flört grubunu da çok bekletmeyelim tamam, isterseniz. Tamam, nasıl isterseniz. Direkt müsaade isteyelim. Tamam. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun. Şarkılar söylediniz. Ondan sonra fikirlerinizi söylediniz. Arkadaşlarımız sizi aradılar. Ne mutlu size. Bize destek olduğunuz için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hem tebrik ederiz hem teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aynen çok öyle. Güzel. Peki. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız sevgili arkadaşlar.